Sadece medyanın demokratikleşme mücadelesine değil, Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesine de telebirde çalışarak, üstelik de büyük fedakarlıklar karşılığında çalışarak katkıda bulunmak isteyen insanlarız biz. Dolayısıyla bize e, haber akması, insanların bizi güvenilir bulması e, son derece normal diye düşünüyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne tekrar gelirsek, şimdi Zühtü Aslan'ın seçilmesi, Zühtü Aslan şey değil yani, Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğunun AKP yanlısı olduğu konusunda bizim bir fikrimiz var. Fakat bunlar nihayetinde yargıç. Arayıp İrfan Filan Anayasa Mahkemesi Başkanı olacak diyorsunuz. Kıdemsiz üye. En kıdemsiz üyeler Anayasa Mahkemesi'nde yapılan oylamada oyları sayarlar. Şimdi en kıdemsiz üyenin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmesi için baskı yapmak demek bir vesayetçi anlayıştır. Devlete ve devletin bütün organlarına bu arada yargıya bütün olarak hakim olmak ve önümüzdeki seçimlerde muhtemel bir yenilgi halinde en yüksek itiraz verciyi ya da hak arama meclisi ya da hak ihlali konusunu soruşturacak bir mahkemeyi kontrol altına almak demektir. Bir de düşünün önümüzde HDP'nin kapatılma davası var. Şimdi bu davanın sonucunu da son derece belirleyecek bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi başkanlarının şöyle bir özelliği var değerli seyirciler. Eğer oylar eşit çıkarsa evet. Başkanın kullandığı oy çift sayılıyor. Bu çok eski, kadim bir şey geleneğidir, devlet geleneğidir. Yani e, Kurumlarda tıkanmayı önlemek için ki birçok partide de, parti yönetiminde de böyledir. Başkanların ya da genel sekreterlerin, komünist partilerde ya da sosyalist partilerde <laughs> genel sekreterlik kurumu vardır genel başkanlık yerine. Oyların eşit çıkması halinde genel sekreterin ya da genel başkanın, mahkemelerde ise mahkeme başkanının kullandığı oy çift sayılır. Dolayısıyla mahkeme demeyelim de e, yüksek mahkemelerde çift sayılır ceza mahkemelerinde ya da sulh ceza ya da sulh hukuk mahkemelerinde ya da asliye hukuk ya da asliye ceza mahkemelerinde böyle bir durum söz konusu değil. Onlar çoğu tek yargıçlı zaten. Şimdi durum böyle olunca heyet ağır ceza mahkemelerinde var. Orada da genellikle başkanın oyu da eşit olarak kabul edilir. Başkanın böyle bir önemi var. Şimdi bu kadar baskıya karşı peki bu ne anlama geliyor? Anayasa mahkemesinin İrfan Fidan'ı değil de tekrar Zühtü Aslan'ı seçmesi. AKP'nin gittiği anlamına geliyor. AKP kaybediyor. Bu değişimin çok kuvvetli bir işaretidir. Bakın seçilenler CHP'li ya da İyi Partili muhalefete mensup, muhalefete yakın kişiler değil. Oy kullananın muhtemelen bunların arasında siyasi tercih olarak ya sandığa gittiğinde AKP'ye oy verecek kişiler vardır. Ama yargının genetiğiyle oynuyorsunuz. Onun doğasına müdahale ediyorsunuz. Hiçbir şey insanların da doğasına karşı savaşılmaz. Siyasal İslamcıların yaptığı şey budur. İnsanların doğasına karşı bir savaş açıyorlar. Ya zorla sizi cennete götürmek istiyorlar. Ya gitmek istemiyor adam belki. Ya kendi cennetine üstelik. Kendi tarif ettiği cenneti. Siyasal İslamcıların böyle bir özelliği yok mu? Ya sizi günahtan kurtarmak için size bir sürü yasak koyuyorlar. <laughs> ya böyle bir şey olabilir. mi? Siz, <laughs> sizi zorla cennete götürmek istiyorlar. Ya herkesin bir cenneti var. Ama sıkışınca, ben... ama sıkışınca, sıkışınca günah işleme özgürlüğü diye kendi Tabii. yaptıklarını affettirmeye a kalkıyorlar. Evet, günah işleme özgürlüğümüz var diye. Yani... Ama 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 başkası kendisi, başkası günah işliyor diye geliyor, tepene dikiliyor. Tebliğ ya. Ee, çocuklar bir kafede bir şeyler içiyorlar. Geliyor kafalarına dikiliyorlar ve tebliğ yapıyorlar onlara. Ya niye müdahale ediyorsun? Sana ne? Niye kendi cennetine zorla götürmek istiyorsun? Belki gelmek istemiyor. Yani kendi cennetine başkasını zorla götürmeye kalkan başka bir inanış yok ya. Bu Emevi zihniyeti, Muaviye ideolojisi bu. İnsanları baskı altına alma anlayıştır. Her neyse şimdi... Ee, geriye gelirsek işte bu örnekten hareketle bu anlayış, bu zihniyet artık milleti bıktırdı. Millet artık yeter diyor. Yani öyle bir hava yarattılar ki AKP'den önce sanki bu ülkede Müslüman yoktu, bu ülke insanları Müslüman değildi. AKP ile birlikte sanki bu ülke Müslüman oldu ya da Müslümanlaştı bu toplum. Böyle bir şey yok. AKP'den önce de öyleydi, AKP'den sonra da öyle olmaya devam edecekler. AKP sadece kendi siyasal e, İslamcı ideolojisini bu topluma din diye dayatan onu istismar eden bir parti. Bu anlam, bu anlam taşıyor. E, buna millet artık e, dur demeye başladı ve milletin eğiliminin bürokrasiye yansıması kaçınılmazdır. Artık bürokratlara söz geçiremez bir hale gelecekler. Bu önemli bir işarettir çünkü yüksek mahkemedeki işaret. Yani yakında göreceksiniz. İktidar mensuplarının çocuklarına trafik cezası kesmek konusunda polisler tereddüt etmeyecek vesaire. Sinan Ateş cinayetine yönelik tutuklamaların 18'i geçmesinin nedeni de bu. Oysa biz biliyoruz ki işte İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerinde işte MHP kontenjanından gelen kişiler bulunduğuna dair ciddi iddialar var ortada. Hani yakıştırmak istemeyiz ama böyle bir ne diyelim kontenjandan geldikleri konusunu kendilerinin bir partinin değil devletin polisi olduklarına biz inanmak isteriz ama böyle bir cinayet hiç kimsenin örtbas etmeye gücü yetmedi. Evet. Buyurun hocam. Evet. evet. Şimdi değerli izleyiciler, ben çok defa defaatle diyorlar bir de defaatle defaten diyorlar. Halbuki defaten defaten peşin olarak demek. Defaatla. Tekrar tekrarı defaten, defaatle birbirine karıştırıyorlar. Yani madem bilmiyorsunuz kullanmayın. İyi bir şey de değil Arapça yani. Tekrar tekrar, defaatle, defaten diyorlar.